Hazreti Mevlana.
Efendim, bugün programımıza ya Hazreti Mevlana, hak, dost diyerek başladık. Ender'in sohbetlerine hoş geldiniz. Malumunuz Aralık ayındayız ve her Aralık olduğu gibi bu ayda Şeb-i Aruz, yani Hazreti Mevlana'nın sevdiğine kavuşmasının yıl dönümü. Bugün bu yıl dönümünü Mevlana için söylenmiş ilahilerle ve o ilahilerde işaret edilen hususları sizlerle paylaşmak üzere programladık. Çok değerli konuklarımız var. Öncelikle bu güzel iki ilahi ile programımızın açılışını yapan, genel yayın yönetmenliğini Kemal Ergün'ün yaptığı Sakarya Tarihi Türk Müziği Topluluğu'na ve onun çok değerli üyelerine teşekkür ederim. Ve hocam izin verirseniz Kemal Bey'den bu sazlarımızı bize takdim etmesini istirham edelim. Halile'de Emre Çileli, Bendir'de Mücahit Emre Özcan, Ney'de Yunus Uray, Keman'da İzzet Berat Akbaş, Ud'da sevgili hocam Profesör Doktor Ferdi Koç ve tambur'da Selim Şenel kardeşim iştirak ediyorlar bu akşam. Çok teşekkür ederim tekrar. Yine sizlerle birlikte olacağız inşallah. İnşallah. Peki bu Sakarya Tarihi Türk Musikisi Topluluğu'nun ne zaman kurduğunuz, böyle bir faaliyetleriniz devam ediyor mu? Biraz da kısaca hazır söz size vermişken ondan da bahsedip sonra Mevlana'nın bu ilahisine hocam müsaadenizle geçelim. Eyvallah, tabii hocam. Bize kısaca topluluğunuzu tanıtır mısınız? Ne zaman kurulduğunuz ve neler yapıyorsunuz? Tabii, arz edeyim. Sakarya Tarihi Türk Müziği Topluluğu aslında eski adıyla 2000'li yıllarda Adapazarı Tarihi Türk Müziği Topluluğu olarak kurulmuştu. Gel zaman git zaman bu topluluk dağılmış. Bizler de geçtiğimiz yıl tekrar biraz da bu bayrağı ele almak gayretiyle, bu bayrağı bir meşaledir, devredilir elden ele şiarıyla taşıyalım, omuzlayalım diye geçtiğimiz yıl tekrar başladık. Yani aslında kökleri olan bir çınarın sürgünleri olarak bugün tekrar faaliyet gösteriyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği Tarihi Ali Canlar Konağı'nda her hafta ders yapıyoruz. Tabii bendenizi çok ümit var ediyor. Şu hemen arz edeyim bunu da. Beklenenin aksine çok fazla genç talep var. Genç kardeşlerimiz, hasreten lise çağındaki kardeşlerimiz çok fazla bir şeyler öğrenmek için başvuruyorlar, müracaat ediyorlar. Orada derslerimizi yapıyoruz. Yani, Allah tesirini harika eylesin inşallah. Amin diyorum. Ve efendim Ender'in sohbetlerinde bu hafta bizlere değerli görüşleriyle ilahileri anlamamıza yardımcı olacak konuğumuz Ergün Enes Bey. Efendim siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hasreten teşekkür etmek istiyorum bir kez daha. Çünkü bizim için Kütahyalardan kalkıp zahmet buyurup buralara kadar geldiniz, programımızı teşrif ettiniz. Bir kez de izleyicilerimizin huzurunda teşekkür etmeme müsaade edin. Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz. Şimdi Kemal kardeşim ya Hazreti Mevlana hak dost diyerek başladı. ve sonra gel ne olsan ol yine gel diyerek devam etti. Mevlana'ya ait olup olmadığı tartışmalarını bir kenara bırakalım. Çünkü malumunuz bu sözlerin kime ait olduğu konusu tartışmalar devam ediyor. Bizim o tartışmalara girmeyelim. Burada bize Mevlana Hazretleri veya bu sözlerle söylenmek istenen tam olarak nedir? Ne anlamalıyız efendim? Eyvallah. Önce selam sonra kelam demişler malum. Selamdan başlarken sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e selamlarımızı iletiyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Ondan sonra sırasıyla cihar-ı yar-ı güzin efendilerimiz, ehl-i beyt, sinsile-i saadat, Hazreti Şems-i Tebrizi, Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi, Sultan Veled Hazretlerine selamlar olsun efendim. Himmetleri daim ve hazır olsun.
Hazreti Mevlana ile ilgili bir programda konuşmaya başladığımız zaman ya da birisi konuşuyorken şuna dikkat etmesi lazım diye düşünüyoruz. Hazreti Mevlana'nın bir sözü var. Ben Kur'an'ın bendesiyim diyor. Övülmüş peygamberin ayağının tozuyum diyor. Her kim ki benim için bundan başka bir söz söylerse hem o sözü söyleyenden hem de o sözden şikayetçiyim diyor. Yine bir Şeb-i Aruz'a ulaştık. Şeb-i Aruz'a ulaştığımız zaman bu sene gönlümüz biraz kırık. Zaten hep kırık oluyor da. Bu sene daha fazla böyle bir hüzün kaplıyor içimizi. Vakfımızın mütevelli heyet üyesi, yönetim kurulu üyeliğini yapmış Sayın Ömer Tuğrul İnançer Beyefendi'yi muhabbetle anıyoruz. Onun eksikliğini hissediyoruz. Yıllarca hizmetleri geçmiş. Çok değerli bir büyüğümüzü kaybetmiş olmanın üzüntü ve kederini bu Şeb-i Aruz'da yaşıyoruz. Şeb-i Aruz'u mübarek olsun diyoruz kendilerine. Himmetlere hazır olsun. Efendim, Hazreti Mevlana ile ilgili biz ne kadar konuşursak konuşalım, ne kadar anlamaya çalışırsak çalışalım, yine Hazreti Pir'in sözünden yola çıkarsak, herkes kendi kısmetince anlayabilir, kendi idraki çerçevesinde anlayabilir. Bunun bir diğer yönü de herkes kendi idraki çerçevesinde anlatabilir. Buyuruyor ya Hazreti Pir, tencere açılınca, kapağı açılınca içindeki yemeğin kokusu ortaya çıkar diyor. Tencerenin içerisinde iyi bir şey varsa koku iyi olur. Koku iyi olur. Orada bulunanların da iştahları açılır. Şimdi ben kendi adıma nacizane bakıyorum. Ne var ki ne söyleyeyim benim özümden? Mahveyle beni gözümden demiş büyüklerimiz. Bende bir şey yok. Ne öğrendiysek, ne bildiysek büyüklerimizden, kendi hocalarımızdan öğrendik. Bizden sadır olacak güzel sözler onlardandır. Dilimiz sürçer, hata ederiz. O da bizim nefsimizdendir, eksiğimizdendir. Özellikle sizlerden, büyüklerimizden, küçüklerimizden söze başlamadan evvel özür beyan ediyoruz. Her ne eksiğimiz olursa affola. Kimden öğrendiniz derse bizim büyüğümüz, hocam, İlhan Ayverdi hanımefendi. Bu herkes tarafından bilinen büyük, misalli büyük Türkçe sözlüğün yazarı, 34-35 senesini bu işe vakfetmiş. Sözlük yazarı ortaya çıkmış, böyle büyük bir miras bırakmış. Büyük bir hazinenin üstünde oturuyoruz fakat kapağını açıp da içerisine bakmıyoruz. Ben özellikle bugün bunu getirdim ki gençlerimiz görsünler, tanısınlar, bundan ilgili merak duyarlarsa çok büyük faydalar elde edeceklerini anlasınlar diye getirdim. Tavsiye ediyoruz sözlüğümüzü. Herkes faydalansın istiyoruz. Bendeniz de efendim bu Hazreti Mevlana ile ilgili ilahileri anlayabilmek, çözebilmek için sözlüğe müracaat ediyorum. Ondan öğreniyorum, ondan söylemeye gayret gösteriyorum. Hazreti Mevlana, gel ne olursan ol yine gel diyor. İster kafir ol, ister ateşe tap, ister puta, ne olursan ol yine gel diyor. Şimdi gel dediğimiz zaman bir çağrıdır bu. Bu çağrı nereye çağrı, kime çağrı? Ve bunun aslı nerede, kökü nerede? Buna bakmamız lazım. Yani bir şey düşünürken
bunun üzerinde kafa yorarken, tekefür ederken bunun aslına köküne bakmamız lazım. Bunun aslına köküne baktığımız zaman ikra bi iznike ismi Rabbike. Rabbike. Bi izni Rabbike. Oku diyor yani. Şimdi oku dediği zaman şöyle bir şey de düşünmek lazım. Bu elimizdeki ne bakıyoruz, okuyoruz. Bir de Anadolu'da bu işin aslı. Okuyucular vardı, davetçiler yani. Düğün olur, dernek olur, cenaze olur, çağırırlar. Okuyucu çıkartırsın, çağırırlar. Bunun gibi buradan kaynaklanan bir çağrı, bir davet. Yani ben Kur'an'ın bendesiyim diyen Hazreti Pir, yine buradaki çağrısını Kur'an'a uygun olarak söylüyor. Ya Kur'an'a uygun söyler, ya da sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisine uygun söyler. Başka bir şey beklenemez. Bu çerçevede değerlendirmek lazımdır bu çağrıyı, diyor büyükler. Şimdi ister 100 kere bozmuş ol tövbeni, yine gel diyor. 100 kere bozmuş ol, yine gel ama sen daha evvel bu işlere bakmışsın, etmişsin falan filan, dikiş tutmamışsın, ayar tutmamışsın, raya girmemişsin. Günümüz tabiriyle söylüyorum bunları. Gel ama geldiğin gibi kalma. Belli bir yola girmek için geliyorsun buraya. Yani seni çağırıyorsak buraya, geldiğin gibi olma, bir değişikliğe uğra. Tabii eski eğitim sisteminde, yani dergahların vermiş olduğu toplumsal bir eğitim kurumudur dergahlar. Bu eğitim kurumunda gelir gelmez bazı adetler vardır. Yani nedir bu adet? İlk önce tövbesini yenilemesi gerekir. Yani estağfurullah el azim. Yani bir tekkiye geldiğinde, bir tarika girmek istediğinde ne olursa olsun önce tövbeyi yenilemekle mi başlar? Öyledir tabii ki. Yani bu bir pişmanlık vesilesidir. Pişmanlığını dile getirecek. Yani günah işlemiş olsun, olmamış olsun. Olsun. Oraya bakılmaz, bakılmaksızın. Bakılmaz. Zaten günah işleyip işlemediğini kendisi de takdir edebilecek durumda değildir. O yüzden gelir gelmez bir tövbe etmesi gerekir. Tabii tövbe, günahtan vazgeçmek, bu avamın tövbesi. Tövbe deyince bir tövbeyle anlatmak mümkün değil. Bir de havasın tövbesi var, o da gafletten vazgeçmek. Siz tövbe edebilirsiniz, fakat tövbe etmeniz yeterli değildir. Gaflet içerisinde olabilirsiniz, hata yapabilirsiniz. Bu hatadan da vazgeçebilmeyi anlamak gerekir, bilmek gerekir. Ümitsizlik kapısı değil bizim kapımız. Şimdi kapı dediğimiz zaman ne? Kapıdan ne anlıyoruz yani? Kilidini açıp girdiğimiz kapı değil. Mecazen dergahın kapısı. Dergahın kapısı deyince de o dergahın mensubu bulunanların gittiği yol anlaşılıyor. Anlaşılır. Fakat başka bir şey daha anlayabiliriz. Ben ilmin şehriyim. Hı hı. Ali de bunun kapısı. Kapısı. Zaten tarikatlara baktığımız zaman, tarikatlara Ali'den ulaşır, bir de Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'den ulaşır. İki yoldan, evet, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ulaşır. Bu Hazreti Ali'den ulaşan kapı, ilim kapısı, her tarikat Hazreti Ali Efendimiz'e kabul etmiştir, onu benimsemiştir. Mevlevilikte de böyledir. Bu ilim şehri
baktığımız zaman sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani bu kapıdan nereye ulaşacağız? Peygamber sevgisine ulaşacağız. Peygamberimizi tanıyacağız. Doğrusu işin Allah'ı bilmek. Allah'ı bilmek için ne yapacağız? Nefsimizi bileceğiz. Ha, işte burada tarikatların nefis terbiyesi dediğimiz sistem başlıyor. Bu kapıda nefsimizi terbiye etmek için bizi bu kapı peygamberimize ulaştırabileceği için, kurtuluşa ereceğimiz için böyle bir ümit içimizde bulunması gerekiyor. Bu ümitle bu kapıya geliyoruz. Allah ümitlerimizi boşa çıkartmasın, amin, diyoruz. En büyük ayet-i kerime değil mi? Allah'tan ümit kesilmez. Müslüman ve müminin özelliklerinden biri de hiçbir zaman ümitsiz olmamasıdır. Olmaması. Ne kadar çaresiz kalırsa kalsın, tutunacak ince de olsa bir dalının olduğunu bilmesi ve ona inanması. İmandan. Evet, imandan. Zaten ne diyoruz? Her işimize başlarken Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Demeliyiz. Demeliyiz. Diyoruz. Çok güzel bir şey demeliyiz. Fakat diyoruz elhamdülillah. Burada tabii Cenab-ı Allah'ın bir sözü gene aklımıza geliyor. Bizim rahmetimiz gazabımızı açtı. Gazabımızı kaplar, örttü manasında. O yüzden bizim ümidimiz Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle bize muamele etmesidir. Ona sığınıyoruz efendim. Peki zaman zaman ya bu işte günahkarlar, işte şunlar, bunlar geliyorlar, doluyorlar. Bu kadar da değil. Herkes ne yapılmaya çalışılıyor? Böyle olur mu diye eleştiri konusu yapanlar da oluyor. Yani ne olsan ol, yüz kere tövbeni bozsan da gel, mecusi olsan da gel, putperest olsan da gel sözünün o kadar da değil. Burası yani öyle şey mi, yani herkes girebilir mi gibi yaklaşanlar da var. Bu... Şimdi herkes girebilir mi dediğimiz zaman dünyada ya herkes girmiş yani. Bu dünyanın yaratıcısı da Cenab-ı Allah. Yani o mu girdi, bu mu girdi, şu mu girdi, insanlara ayırmaya lüzum yok. Kimin ne olacağı belli değil. Yani siz ya da biz bugün böyle konuşuruz, atarız, tutarız. Yarın Allah muhafaza ayağımızı bir kaydı mı çukura düşeriz. Eski ayette ya Rabbi son nefesimizi iman üzere vermeyi nasip eyle diye dua etmelerin altında yatan hikmet bu olsa gerek. Estağfurullah. Zaten çok önemli bir hususa değindi. Son nefesimiz bizim için çok önemli. Tabii geçirdiğimiz hayat da çok önemli. Yani bütün hayatı boşu boşuna geçir. Ondan sonra son nefesinde o biraz sıkıntı yaratabilir önümüzde. Ki hayatımızda yani diğer hayatımızda sıkıntı yaratabilir. O yüzden son nefesin antrenmanını yapmamız lazım bizim. Yani bir ömür son nefes antrenmanı yapacağız. Hedefe ulaşmamız lazım. İşte o zaman vuslat şey var. Bir de son nefesimizin hangi nefesimiz olduğunu biliyor muyuz da son nefesi ona göre hareket edeceğiz. Değil mi efendim? İşte kim, o her nefes son nefesi ne zaman olacağını bilir. Bilmek gerekir. O da zaten şu an son nefesimiz gibi düşünmek. Şu andır yani. Bir göz kırpma mesafesindedir. Gözünüzü kırptınız, açamayabilirsiniz. Nefesini verdin, alamayabilirsin yani. Son nefesimiz bu olabilir yani. Şimdi ikinci ilahide söyledikleri, sevelim Hazreti Mevlana'yı, burayı anladık, tamam. Bir de sürelim Devleti Mevlana'yı diyor. Peki Devleti Mevlana'yı sürmek ile bu Abdülbaki dedenin şiirinden Saadettin Heper bestesi. Dede neyi kastetmiş oluyor? Devleti Mevlana'yı sürmek ne demek? Efendim devlet bir kavram yani. Malum zarafetiniz. Devlet nasıl olunuyor? Bizim eski geleneklerimize baktığımız zaman Selçuklu olsun, başka Türk devletleri olsun, Müslüman Türk devletleri tabii. Devlet deyince
Müslüman Türk devletlerini kastediyoruz. Ne yapılır? Hutbe okutturulur. Sikke bastırılır. Ve o padişahın, o devlet başkanının adına hutbe okunmaya devam eder. Sikke basılmaya devam eder. Aradan zaman geçer. Ne o sikke kalır, ne o padişah kalır. Ne de o devlet kalır. Burada devletin devamlılığı önemli. Hazreti Mevlana. Şimdi ben size bir soru sorayım. Hazreti Mevlana olalı kaç sene oldu? Yani 1200, yani Mevlana olalı Şems'le tanışmasını mı kastedeceğiz? Yani 1207'yi mi kastedeceğiz? 800 küsur sene, evet. Olalım. Dünyaya geldiğini, dünyaya da Mevlana olarak geldi zaten. 800 küsur sene oldu. 815. Evet. Benim zayıf matematiğimle 1207, 2007, 800 yıl. Evet. 7'den 22'ye de 15 değil mi? 815. Şimdi devletin Mevlana'yı açıklamaya çalışıyoruz ya. Evet. Zaten sürmüş 815 yıldan beri. 815 yıldan beri sürmüş. Peki devletin Mevlana'nın sınırları neresi? Herhalde bütün cihan olmalı. Ne güzel buyurdunuz. Çünkü Amerika'da da Mevleviler var. Duyuyoruz. O zahirde efendim. Kore'de de duyuyoruz, Japonya'da da duyuyoruz. Avustralya'da da var. Duyuyoruz ve sadalı, sadasız her tarafa yayılıyor. Her tarafa yayılıyor. Nerede? Ama aslen nerede? Gönüllerde. Evet. Yani gönüllerde hüküm süren bir devlet. Belki de mutlak saltanat o olsa gerek. Mutlak saltanat o. Yani bu sevgi 800 senedir devam ediyorsa... Bir 800 senede devam edecek. Şunu istiyor ya, hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Hepsinden iyisi bir gönüle girmektir. İşte büyük bir söz vardır. Bu kapıya akılla gelinir, gönüle girilir ya da gönülle girilir dediğimiz şey yine budur yani. Evet. Devlet budur. Şimdi ikinci dörtlüğü diyor ki... Allah devlete, millete zeval vermez. Amin. Yani devlet deyince bu lafı etmeden duramıyorum yani. Evet, hakikaten. Kusura bakmayın yani. Bu duayda bize canı gönülden amin diyoruz. Eyvallah. İlerim dergahım onlay penah derken, işte Konya'daki Mevlana'nın türbesini kendimize bir penah edelim, sığınacak yer kabul edelim mi kastediyor? Yoksa oradaki bir mecaz olarak başka manaları da mı? Molla'yı dediği Molla'yı, evet. Aslında Hazreti Mevlana'ya atfedilen bir söz. Buradaki Molla başka, Molla'yı Mevlana için kullanılıyor. Penah sığınmak demek. Evet. Yani Mevlana'ya sığınmak demek. Gidip dergahın kapısından içeri girdin, oradan da bir yere girdin, üstüne de kapıyı kilitledin falan, saklandın, ettin, eyledin falan, bir şey değil. Yani öyle de kabul edilebilir de, hani öyle söyleyenlere de yok, öyle söylemeyin, öyle değil, böyledir demek de olmaz. Önemli olan Mevlana'nın düşüncelerine, ilkelerine, haline, hareketine iyice anlayabilmek. O anladığını hal edebilmek, onun elbisesinin cübbesinin altına sığınmaktır. Bilmiyorum, izah edebiliyor muyum? Ben Mevlana'yı seviyorum. Siz seviyor musunuz? Yani ben şöyle, sizin kadar iddialı konuşmuyorum ama sevmeye çalışıyorum diyeyim ben. Yani becerebilirsem. Yok, çalışmayın, sevin. Yani, sevin. Yani Mevlana'yı seviyorum. Ama seviyorumun gereğini de yapmak lazım. Ben ondan, o cümlenin ağırlığından altında, o yükün altına girmekten korktuğum için sevmeye çalışıyorum diyerek kaçmaya çalıştım. Farkındayım. Yani sevmeye kolay şey değil çünkü.
kolay bir şey değil yani. Yani dildeki söze elde hüccet gerek diye söylerler. Bunun delili nerede? Kardeşim sen Mevlana gibi yaşıyor musun? Yok, ben Mevlana'yı seviyorum. Gelmiş adam hocaya sormuş. Hocam demiş, babam demiş cuma günü öldü, cennete gidecek mi? Baban demiş namaz kılıyor muydu? Yok demiş, cuma günü öldü. Şunu yapıyor muydu? Yok, cuma günü öldü. Bunu yapıyor muydu? Vallahi demiş, cuma gününü bilmem ama cumartesi günü gönderdiler onu demiş yani. Gideceği yere cumartesi gönderdiler demiş. Yani bunun gibi yani. Cehenneme gönderdilerse cumartesi gider. Yani Mevlana'yı seviyorsan, seviyorum kelimesi burada bizim için yeterli bir kelime değil. Peki ne sorumluluklar yükler sevmek? Tamam. Şimdi dilimize söyledik. Ama bunu sevmek deyince aşk anlarım ben yani. Öyle sıradan bir sevgi. Yani ben seni seviyorum, çayı da seviyorum, çorbayı da seviyorum falan filan. Mevlana'yı seviyorum. Yok, Mevlana'yı sevme kardeşim. Aşık mısın, değil misin? Ben adamı seviyorum dediği zaman bunu söylüyorum. Aşk dediğimiz zaman ne? Asıl kelimesi ışk, Farsça sarmaşık demek ve çok ciddi bir şekilde sarar, böyle sıkar biliyorsun sarmaşık. Fazla bir muhabbet yani. Hoca Ahmet Yesevi ne diyor? Sözün aşk olsun. Körler görsün, sağırlar duysun. Buradaki kasıt, yani eğer seviyorsan gözündeki perde kalksın, idrakin artsın. Bunları sağlıyorsa sana Mevlana'yı sevmek, işte bu Mevlana'yı sevmek. Bunun için ne yapmak lazım? Gereğini yapmak lazım. Şimdi gereğini yapmayı anlatmaya kalksak burada... Sabaha buluruz diyorsunuz. Başka bir programa saklayalım hocam onu. Peki. O zaman bir hazır arkadaşlarımız buraya kadar zahmet buyurmuşken bir ilahi daha kendilerinden istirham etsek. Hem de sözü sizle dinlendirmiş olalım. Lütfederler. Kemal'cim ne dinliyoruz? Şimdi aşkı niyaz eyleyerek huzurda diye kayıtlı benim elimdeki kağıt. Aynı fikir değil mi? Evet. Evet, yine bir Muzaffer Ozak Efendi'nin Hakan Alvan bestesi. Aşkı niyaz eyleyerek huzurda. Elinden bir bade içsen Mevlana, soyundursan Siva'dan bir nazarda, mest olup kendimden geçsen Mevlana.
Eyvallah. Ağzına sağlık. Var olasın, nur olasın, değil mi? Öyle derler eskiler. Bir siz daha iyi bilirsiniz. Estağfurullah, estağfurullah. Şimdi efendim, malum bu Mevlevilik de musiki ve Türk musikisinin gelişmesinde de çok herhalde bir önemli bir yeri var ve katkısı da var. Çünkü bir dönem baktığınız zaman Türk musikisinin bütün neredeyse büyük isimleri hep bir Mevlevihan, Yenikapı Mevlevihanesi özellikle isim bir şekilde irtibatlanıyor. Ferdi hocamız da aynı zamanda Türk musikisi bölümü hocalarından, kendisinin de bu konularda çalışmaları var. Müsaadenizle kendisini Mevlevihanelerin ve Mevleviliğin Türk musikisine olan katkısını sormak istiyorum. Müsaade ederseniz. Estağfurullah efendim. Evet hocam, Mevlevilik ve musiki, sanki musiki alınca Mevlevilik de hiç böyle sıradanlaşacakmış gibi geliyor. Hiç şüphesiz öyle olmakla beraber öyle bir iç içe geçmiş ki sanki birbirine ayrılmaz gibi duruyor. Bu Mevlevilik ve musiki ilişkisini nasıl izah ediyorsunuz? Türk musikisine katkısı? Mevlevihane tabii ki bizim Türk musiki fonlarımızın içerisinde en büyük fonlardan bir tanesi. En büyük formumuz malum Miraciye formu, arkasından Mevlevihane formu geliyor. Esas olarak tabii formun işlevine baktığında bir zikir musikisi. Dini ve tasavvufi hassasiyetler önde. Formun özelliği. Az önce Kemal Bey kardeşimizden dinlediğimiz ilahilerdi aynı zamanda, değil tabii mi? Bir zikir. Bir zikir musikesi, evet. Mevlevihane formu. Ayinin müzikal özelliklerine baktığımızda Mevlevihane'nin form olarak tabii dört bölümden oluşuyor. Dört selamdan oluşuyor. Birinci selamı baktığımızda genellikle 14 zamanlı Mevlevi devri revani usulüyle söyleniyor. İkinci selamı 9/4'lük ağır aksak usulünde. Üçüncü selamı biraz kompleks yapısı var tabii üçüncü selamının. Nedeni de ben aslında yine bir tasavvufa bağlıyorum. Çünkü üçüncü selamda dervişlerin zikrinin en zirvede olduğu zamandır. Üçüncü selamın icra edildiği vecde zaman. Geldikleri. Vecde geldikleri zamandır. O münasebetle devri kebir usulü ve yürük semvai usulü hızlı bir şekilde icra ediliyor. Ve yine bir sükunete doğru geçiş dördüncü selamda 9/4'lük ağır aksak usulü icra ediliyor. Tabii Mevlevihane'nin form olarak müzikal bir özelliğiyle birlikte makamsal ve güfte yönü de çok önemlidir tabii ki. Güftesi malum zaten Hazreti Mevlana'nın şiirlerinden özellikle Mesnevi'den Mesnevi kullanılıyor bestekarlık olarak. Makamsal hususiyetlerine baktığımızda Mevlevihane'nin bunu da üç başlık altında inceleyebiliriz genel olarak. Bizim geleneğimizde kadim bestekarlarımız Mevlevihane'nin formunu bestelerken üç farklı şekilde kullanmışlar. Bunlardan birincisi tamamen aynı makamda icra edilen bir Mevlevihane formu var. Bunun en mühim örneği baktığımız Abdurrahim Künhi dedenin mesela Hicaz ayini şerifi. Hicaz makamının dışına çıkmamıştır. İkinci bir önemli örneği ise Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Ferahfeza ayini. Ve baktığımızda bu ayine Ferahfeza makamında başlıyor. Birçok makama geçki yapıyor. Tekrar Ferahfeza makamında karar veriyor. Diğer taraftan başka ayin besteleriyle bazı melodik örgüleri, cümleleri ortak kullanan noktalar var bu üçüncü bölümde. Onda da mesela yine Dede Efendi'nin Sababu Sülük ayini örnek olarak görebiliriz. Makamsal olarak çok yoğun, biz eğitimde de ayin formunu örnek gösteriyoruz öğrencilerimize. Makamları çok iyi anlamak açısından. Hocam bu bir ayindeki makamları anlayan bir öğrenci musiki öğrenmiş sayılır mı? Konservatuvar mezunu sayılabilir, doğrusunu yani söylemek gerekirse. Yani üst seviye o. Tabii ki üst seviyede. Birlikten icazet almak gibi bir şey yani. Muhakkak. Onu bir hakkın anladığı zaman, idrak ettiği zaman. Makam bilgisini tamam etmiş diyebiliriz. Eğer ki bir öğrenci Mevlevihane'nin formunu çok iyi bir şekilde makamsal ve usul güfte yönünde analiz yapıyorsa konservatuvar mezunu, evet,
Buyurun hocam. Yani bir Mevlevi de için ayin-i şeriften daha önemli ve bir şey olmadığına göre demek bir sıradan bir Mevlevi bile olacak. Maalesef hocam müsaadenizle kısa bir ara verelim. Aradan sonra hem sizin güzel sohbetinizi hem de arkadaşlarımızın sesinden dinleyeceğimiz ilahiyle devam ederiz. Enderun sohbetlerinde bu hafta Mevlana'yı konuşuyoruz. Kısa bir aradan sonra devam ediyoruz. Bekleriz. Efendim Enderun sohbetlerinde Hazreti Mevlana'nın alemi cemali rihletinin yıl dönümü münasebetiyle onun hakkında yazılmış ilahilerden yola çıkarak Mevlana'yı ve Mevleviliği konuşuyoruz. Misafirimiz Uluslararası Mevlana Vakfı Mütevelli üyesi Ergun Enes Bey ve tarihi Sakarya Tarihi Türk Müzik Topluluğu da bize icrasıyla eşlik ediyor. Araya gitmeden önce dinlemiş olduğumuz ilahilerde dikkatimi çeken bir iki yer oldu. Bunlardan biri aşk-ı niyaz eyleyerek huzurda elinden bir bade içsem Mevlana sözü oldu. Yani elinden bir bade içmek ile burada Muzaffer Uzak Efendi neyi kastediyor sizce? Efendim Muzaffer Uzak Efendi'ye selam olsun. Ona karşı muhabbetlerimizi, sevgilerimizi, hürmetlerimizi iletiyoruz. Rahmetle yad ediyoruz. Sıradan bir insan değil Muzaffer Uzak Efendimiz. Ne şüphesiz. Himmetleri var olsun. Aşıkı mahlasını kullanan bir zat, bir efendi. Şimdi tabii güfte, ben bir güfte yazsam benim yazdığım güfte çok mana taşımaz. Ama böyle bir efendi güfte yazdığı zaman aşkı niyaz ediyerek huzurda diye başlıyor. Şimdi burada Kaybaso eksik sordum. Aşkı niyaz eylemek nedir diye sormalıydım sanki. Eyleyerek huzurda dediğimiz zaman burada iki mana çıkartabiliyoruz. Evet. Bir, huzura varıyorsunuz, Hazreti Mevlana'nın huzuruna aşkı niyaz ediyorsunuz. Yani ondan aşk istiyorsunuz. Aşık olmayı istiyorsunuz. Bir şey niyaz etmek, talep etmek anlamında kullanılıyor. Burada talep etmek anlamında konuşuluyor. Elinden bir bade içsem, yani bu niyazın solunda elinden de bir bade içmeyi talep ediyor, istiyor. Biliyorsunuz istendi mi verilir. Büyüklerin şanı. Büyüklerin şanı. Yani Hazreti Ali Efendimiz'in hurma vermesi hikayesini bilirsiniz. Yani devesinin üstünde hurma var. Yanında da kölesiyle beraber giderken hurmayı toplamış. Birisi gelmiş demiş ki ya bana biraz hurma versene. O da kölesine demiş şuna hurma var. Hurma demiş çuvalda. Hararda yani. Çuvalıyla ver demiş. Çuval deve de demiş. Deveyle ver demiş. Deve de benim yedim de demeye korktum diyor. Beni de. Beni de verecek diye diyor. Yani şimdi Hazreti Mevlana'nın kapısına giden boş dönmez yani. Aşk isteyene aşk, meşk isteyene meşk. Ne istersen verir yani. Ama dua ederken dikkat etmek lazım yani. Allah muhafaza yanlış bir dua edersen onu da verirler. Ne olduğunu bilemezsin yani. Aferin tasavvuf abi. Dediğimiz her istediğini almak demek değildir yani. Şimdi aşkı kendisinden bir ikincisini söyleyelim. Aşkı iki nokta üst üste niyaz eyleyerek huzurda. Hmm. Yani ben huzura gittim. Orada niyaz ettim diyor. Uzak Efendi kendisini söylüyor. Kendisi tabii bu kendisinden bahsediyor yani. İnsan kendi duygularını, düşüncelerini anlatır yani. Hele böyle bir beyefendi yani. Başka türlü olması mümkün değil yani. Ben okuyunca böyle anlıyorum. Elinden bir bade içsem Mevlana.
Bade. Yani ne diyor? Bana bir şerbet ver diyor. Ne şerbeti bu? Nasıl bir şerbet? Ab-ı hayat. Ab-ı hayat şerbeti. Yani bahsetmiş olduğu iki manada istediği, bir aşkî olarak kendisi istiyor, bir de aşk istediğini ifade ediyor. Bu aşkı da bir bade olarak değerlendirebiliriz yani. Aşk ne yapar? İnsanı ölümsüz kılar. Ne diyor Yunus Emre? Aşk gelince cümle eksiklikler biter diyor. Bütün eksiklikler biter. Aşıklar ölmez. Erenlerin dokuduğu çul yanmaz. Günah yanar, kul yanmaz. Buradan kulun yanmaması ilahi bir ömür, ilahi bir aşk. Bunlar birbirlerinin içerisine geçmiş kavramlar. Artık belli bir noktadan sonra hissi kalbler vuku dediğimiz, kalbe doğan hislerin neticesinde algılayabileceğimiz ve ifade edebileceğimiz şeylerdir. Belli bir süreden sonra yani aşkı istersin, aşkı buldun, aşkı anlatamazsın. Ama sonsuz bir hayat bekliyor, ölümsüz bir hayat bekliyor burada. Sonra soyundursan Siva'dan. Soyundursan Siva'dan. Yani bir nazarda. Bir nazar. Evet. Şimdi Hazreti Mevlana'nın yaşadığı tarihle Özek Efendi'nin yaşadığı tarih arasında epey bir 8 asır. 8 asır. Yaklaşık. Ebu Nazar'dan soyundursan beni diyor ama Hazreti Mevlana'nın nazarına nasıl kavuşacak ve bu nazardan nasıl istifade edecek? Burada zaten nazara ulaşmış, nazara kavuşmuş kendi efendisi tarafından. Bu nazar zaten aynıdır. Büyüklerin nazarı aynıdır. Nasıl Cenab-ı Allah hepimize ruhundan ruh üflettiyse, hepimizin içerisindeki ruh aynı ruh, aynı kaynak, başka da yok zaten. Bu nazar da öyle bir nazar yani. Bu birincisi. İkincisi, manada karşılaştıysa, huzura vardıysa, Hazreti Mevlana'nın huzuruna vardıysa manada ne olacak? Bu talepleri orada dile getirdiyse ne olacak? Nazardan istifade ettiğini söylüyor. Yani huzurda nazardan istifade ettiğini üstü kapalı anlatıyor. Anlayan anlasın diyor yani. Aşık edebiyatında da aşçılık olma geleneğinde manada rüyada bir bade içidir. Bade içidir. Bade içidir. Yani aşkı, aşık mahallesi aşkı olan birinde manada bade içmesinden daha normal, daha bir şey, olmaz. Kalbi uşaktır Merkad-ı Pakin, aşıkların Kâbesidir. Pak gönüller. Ya. Yani pak gönül dediğim zaman... Siva'dan soyundurulmuş gönül. Siva'dan soyundurulmuş gönül. O her yerde fakat ariflerin kalbindedir Hazreti Allah diye Tuğrul Bey... Nur içinde yazsın böyle söyler, anlatırdı. Anlatırdı, söylerdi o güzel Davud'u sesiyle. Onu bir kez daha anmış olalım. Bir de bu aşk noksan gelen tamamlanır olan bulur, can bulur. Can cananı, can canını bulunca canan olur derken canu canan vasılı cinan olur. Varsam ben de bir can sesem evlen. Yani can ve canan bir araya gelince cennetlere kavuşmuş gibi olur diyor. Yani insanda bir bildiğimiz can var.
Can içinde can var, bir can içinde can daha var. Bana benden özge, bana benden yakın, yine ben Karaca olan diyor mesela. Bu da aynı şeyi ifade eder bir manada. İşte Yunus'un da var ya, beni bende demem, ben bende eylem. Ben benden değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. Can ten olunca ten can olur. Böyle sözler. Bunun aslının manası nedir yani? Can canı bulunca hakikati Muhammediye'yi bulmuş olur. Hakikati Muhammediye'ye kavuştuğun zaman canla canan bir araya gelince ne oluyor? Sırullah erişiliyor. Allah'ın sırrına erişiyorsun. Matlup hasıl oluyor yani. Bendeniz bunu böyle anlıyorum hocam. Siz eksiğimizi tamamlayınız estağfurullah, lütfen. Estağfurullah. Yani. İkinci bir de bu sanmaki şeptabı mahtem muzuz. Öyle birden yanar yanar söneriz. Ve ciyari biz metaf eylemişiz. Hani burada diyordu ya Kabe'yi uşşaktır merkadı pakin. Derde devadır paki ıtır nakin. Sema ile tevaf etsem eflakin. Böyle ötesine uçsan Mevla'nın, ötesine kadar uçsan Mevla'nın sözünü sanki. Burada da çıktı Mevlevi'yiz, döner döner dururuz, öyle birden yanar yanar söneriz. Yanıp yanıp sönmek ne demek? Dönüp dönüp durmak ne demek? Veya döner döner döneriz diyor. Yani bunlar... Şimdi pervane... Biliyorsun bile... Mevlevilikle dönmek neredeyse dünyanın her tarafında Mevlevi deyince... Dönen dervişler olarak. Şimdi pervane ateşe uçar. Hı hı. Pervane ateşe uçar ama yanacağını bilir, yine de uçar ya. Yanmaktadır. Yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm. Yanmada derman. Yan buldu bu gönlüm. Buldu bu gönlüm. Şimdi aşkı istedik. Yani bir sıraya göre düzenlemişsiniz hocam siz bunları. Şimdi aşkı buldun, başladın yanmaya yani. Aşk yakar. Aşk yanmak demektir bu bir yerde. Yanmak demektir yani. İlk önce davet ettiniz, sonra aşkı hissettiniz. Şimdi aşk yanmaya başladınız falan. Senaryoyu güzel kurmuşsunuz. Allah razı olsun. Çok güzel gidiyor. Bu yanmakta bir de içinden içinden yanmak. Yani bir cart, cızır falan diye böyle mum alevine girince yanar. Bir de içinden içerinden yanar. Ne derler dervişe? Kanını içine akıt derler. Yani dışarıya da çok fazla bunu... belli etme, gösterme anlamında mı? Belli etmek, göstermek de çok da böyle hoş karşılanan bir şey değil. Yani biraz içinden olacak. Ateş böceği gibi. Ondan bahsediyor zaten. Ateş böceği yanar söner, yanar söner, yanar söner. İçerisinde kalbinde sürekli Allah, 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 Allah. Yani böyle şey gibi yanar söner ateş böceği gibi. Hep böyle tabii yari tavaf etmek. Yani yari... Tavaf etmek deyince etrafına dönmeyi anlamıyoruz herhalde. Biraz böyle gönlünün etrafında sürekli onu dönüyor. Yani kalbimizin gönlünden etrafı... Gönlünden çıkarmamak. Evet. Hep onunla olmak. Yani onu tavaf etmek gibi düşünebiliriz. Tam da ifade etmesek bile, yani ifade etmiyor olsa bile hissetmemiz babından anlatıyorum bunu. Dönmeyi sürekli yani onu düşünmek, onunla beraber olmak diye ifade edebiliriz hocam. Evet. Yani bu hakikaten baştan sona şu özellikle Muzaffer Uzak Efendi'nin ilahisi başından sona okununca neredeyse tüm Mesnevi veya Mevlana'nın söylemeye çalıştığı şeylerin hepsini özetlemiş. Hazret. Evet. Yani peygamber değilsin kitabım vardır meşhur o söze evet, atıf. Evet. Bütün insanlığa hitabım vardır. Yine
Herkese dini, mezhebi, meşhebi ne olsa olsun herkese söyleyecek sözü vardır. Mazlumla mahzuna hitabım vardır. Burası çok önemli. Yani zulme uğrayanlarla hüzünlenenler, derdi olanlara, kederli olanlara karşı senin şöyle bir yüreğin, ona merhametin var. Ve lütfetsen sırrını açsan, lütfetsen sırrını açsan Mevlana. Yani ben de sana sırrımı açayım da sen de bana da benim hüznümü gider, beni de sevindir, mutlu et, bahtiyar et diye dua ediyor. Niyazdan evet. Devam ediyor burada. Hazreti Allah'ın sevgili kulu. Onu Muhammed aşkıyla buldu hak yolu. Siz konuşmamızın daha en başında ben rahi hakim ve işte Muhammed'e muhtarem. Şimdi sözler aklıma gelmedi. Başı aklıma gelse gelsin. Ben bende ye Kur'anem eğer can darem diye başlayan evet. Onu sözün sanki Muhammed aşkıyla buldu hak yolu. Evet. Ali'nin elinden içti bir dolu. Bu yine sizin söylediğiniz tarikatın iki silsileden birinin yollarından, ilmin kapısından olan Hazreti Ali'ye yine bir de bir şey yaptı. Bir katre ver sen de saçsan Mevlana. Sen bir katre ver ben onu saçayım, çoğaltayım, bir de bin yapayım. Evet. Bu da tasavvufun bereketi herhalde. Evet. Yine bakın siz bunların hepsini söylediniz, açıkladınız. Şimdi sizden dinlediğim için ben de anlattıklarınızdan irtibatlandırarak sözleri daha iyi anlamaya başladım. Estağfurullah. Tebessümün ehli dile şifadır. Başlı başına yani bu bağlı, bunu hem Mevlana için de söyleyebiliriz, Mevlana için de söyleyebiliriz, hem de herkes için de söyleyebiliriz. Bir aşık için sevgilinin ona güzel yüzle bakması, ona tüm dertlerini, kederlerini unutturmaz mı? Daha dünyalar büyük, onun olur. Daha büyük, ondan daha büyük ondan, şifa olabilir mi? Tebessümün ehli dile şifadır diyor. Tebessüm bir de sadakadır yani. Ha, değil mi? Evet, hadis-i şerif var. Sadakadır. Tebessüm sadakadır. Ne unuttuk onu değil mi? Ne güzel ya bak. Sadaka diyoruz. Sünnet işte. Evet. Tebessüm. Evet. Yani birbirimizden tebessüm esirger hale geldik. Neyse. Teveccühün ehli aşkın nafidir. Yani bakman. Evet. Teveccühün bana bakman diyor. İltifat etmen, bakman. Aşk ehline çok faydalıdır. Onları yüceltir, büyütür. Evet. Anlamında. Nazara gelecek ondan sonra işte. Baktığı zaman nazar atfedecek değil mi? Bir nigihin bu bendene kafidir. Bir kez olsun bakmam bile beni dönüştürmek için yeterli diyor. Sonra nail olsam öyle göstersem Mevlana. Bütün bu lütuflara ersem de öyle göstersem Mevlana diyerek. Aşkı senin lelebet kölendir. Bak döndü tekrar. Aşkı öyle başladı öyle bitiriyor. Öyle başladı öyle bitiriyor. Yani peki, burada sanat da var yani. Evet. Mükemmel. Bir şey merak ediyorum. Hazır bu aşk biz Muzaffer Uzak Efendi Halvetiye'nin cerrahiye kolundan idi. Ve Mevlana da Mevleviliğin piri Hazreti Mevlana. Yani bir cerrahi tarikinin şeyhi bir başka tarikatın pirine böyle yakınışta bulunması ne nasıl yorumluyoruz? Şimdi genellikle biliyorsunuz bugün gelenekte anlaşılabilir ama günümüzde sanki böyle takım tutar gibi biraz işi o noktalara götürdüğümüz için bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Bunun aslı nedir? Böyle normal midir bu? Aslında çok basit. Yani tarikat yol demek biliyorsunuz. Tarik yol demektir. Cenab-ı Allah'a ulaşılacak yol değil mi? Nereden geçiyor? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den ulaşmak ve o vesileyle Allah'a ulaşmaktır gayemiz. Cerrahi olsun, yani halveti cerrahi olsun, Mevlevi olsun, Kadiri olsun, Rufai olsun. Nedir bunların hepsi? Tarikat. Nereye ulaşıyorlar? Allah. Allah. Hedef orası. Yoldaki detayın çok da önemi yok yani. Belli bir süreden sonra şuna bakmamız lazım. Karşıdaki insanın ne olduğunun önemi değil. Cerrahi de olur, halveti de olur. Nereye gidiyor kardeşim? İstikamet. İstikamet üzere. Sen nereye gidiyorsun? Sen de oraya gidiyorsun. Yoldasın beraber ahbapsın arkadaşız. Ya birbirimize yardım etmeyeceğiz mi kardeşim? Düşenin elinden tutmayacağız mı? Kaldırmayacağız mı? Birbirimizin arkasını kollamayacak mıyız? Biz Müslüman değil miyiz? Peygamberimizi seviyor muyuz? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.
Ondan daha önemli birisi var mı? Ben seviyorum, sen seviyorsun. O zaman biz zaten ümmetiz. Yani ne fark eder cerrahiymiş? İnsan mı? Tamam. Eğitim de mi? Tamam. E kimi elektrik mühendisi olur, kimi inşaat mühendisi olur. Hepsi de mühendis bunun yani. Evet. Böyle anlamak lazım yani. Önemli olan vahdeti sağlamak, birliği sağlamak. Ayrısı gayrısı yok. Yani. Ayrısı gayrısı yok kardeşim yani. Bu ne kadar güzel bir şey ya. Bak evet. Gençlere bak, herkese bak yani. Eyvallah. Aleme bak yani. Şeyden o zaman bir arkadaşlarımızdan yine aşkın kuluyuz, Mevleviyiz biz, sevgi yoluyuz, Mevleviyiz biz. Abdullah Uysal Üstadımızın güzel bir güftesi. Ahmet Özhan Üstadımızın da büyüğümüzün de bestesi. Ahmet Özhan her sene değil mi? O okurdu bunu. Şimdi şeyde. Ahmet Özhan deyince Ahmet Özhan beyefendi sesi güzel, yüzü güzel. Huyu güzel, kendi güzel. Bu memleketimizin bir değeri. Yani çok sevdiğim bir insandır. Yıllarca sağ olsun Allah razı olsun hakkı geçti. Çok dinledim ben onun. Eskiden kasetti böyle uzun zaman yolculuk yapardık kasetti. Eşlik ederdi yolculukta sizi. Eşlik ederdi. Yani ben hep ilahi öyle kuru bir şeyi dinlemeyi vakit kaybı olarak görürüm. İnsanın kulağını bozar. Hep Ahmet Özhan Beyefendi'yi dinledik. Allah bin kere razı olsun. Televizyonda izledik. Şimdi de internette çok güzel sohbetler oluyor. Orada izliyoruz. Daim etsin. Amin. Allah yardımcısı olsun. Amin. Hizmet ağırdır yani. Dua ediyoruz kendisine. Hizmetleri başarılı olsun. Bu vesile onu da almış olalım. Almış oluyoruz. Çok hizmet etti. Yıllarca Konya'da. Çok hizmet etti yani. Ne Allah... kolay yani bu. Şakaya gel. Bu basit bir iş değil yani. Evet. Ha işte Ahmet Özhan değil mi? Yani insanları takdir etmek çok önemli bir şey. Eğer takdir etmiyorsan, onda bir kusur buluyorsan sen bir ilk önce kendi kusuruna evet. bak kardeşim. Ona da buradan selam, hürmet, muhabbet iletiyoruz yani. Eyvallah. Ruberu tanışmadık ama gönülden gönüle yol vardı. Eyvallah. Şimdi Kemal'dan, kardeşimizden Abdullah Uysal'ın güftesini, Ahmet Özhan'ın bestesini olan aşkın kuluyuz, Mevleviyiz biz. Sevgi yoluyuz, Mevleviyiz biz. Başında sikke, kainat tekke, çağır cihet Mekke, Mevleviyiz biz diye devam eden uzun bir şiir. Bakalım Kemal bize bu ilahinin ne kadarını okuyacak, seslendirecek. Thank you.
ağzına, yüreğine sağlık. Var ol, nur ol. Çok güzel. Maşallah. Evet, burada da Abdullah Uysal Üstadımız aşkın kuyuz diyerek sanki Muzaffer Özak'a bir gönderme yaparak başlıyor. Onun ilahisi de aşkı niyaz eyleyerek huzurda diye başlamıştı ya. Evet. Üstad da aşkın kuluyuz, Mevleviyiz biz diyerek Mevlevi olmanın şartını aşkın kul olmaya bağlı. Evet. Şimdi bir söz vardır malum zarafetiniz. Hangi aşığın yolu Hazreti Mevlana'dan geçmez? Yani aşkı bulduysan bir vesileyle senin yolun oradan geçecek demektir. Yani aşkın kuluysa Hazreti Mevlana'ya mutlaka uğrarsın. Tabii aşk deyince tabii ki Mevlevilikle Şems-i Tebrizi deyince bizatihi üzerine Mevlana'nın eserlerini hem divandaki gazelleri, mesnevisinde kimi yazmış olduğu o divan-ı kibiri kadar güzel şiirlerinde de dile getirdiği gibi Serap'a aşk anlatıyor. Aşktan bahseder. Evet. Tabii aşktan bahsederken dozu kaçırdınız mı? Tehlikeye de girer ya. Yani. Tehlikeye girmenin iki hali var. Bir böyle hani cezbeye kapılmak. Cezbe-i ilahiye kapılıp meczubiyet makamına yükselince sorun yok da bu bedeninden esaretinden, tenin esaretinden kurtulamazsanız herhalde sıkıntı olur. Biraz sanki. Öyle tabii yani tehlikeli. Bir de ehli olmayana çok da fazla bir şey söylemek de mümkün değil. Yani söyleseniz bir türlü, söylemeseniz bir türlü yani. Evet. Kaldıramayacağı yük yüklemek lazım insanlara. Evet. Evet. Yani o yüzden bazen duraksıyoruz, bir şey söyleyemiyoruz yani öyle evet, kalıyor. İnsanlara akıllara miktarınca konuşun diye. Hadis-i şerif miydi o? Kelimün nasıl ala? Bir var insanlara işte akılları miktarınca söz söyleyin kelam edin diye. Yani bunlar hep herhalde siz bunları kastediyorsunuz sanırım. Yani Hazreti Mevlana işte sineğin önüne şeker dökmeyin diyor. Ya da domuza inci takmayın diyor. Saçmayın diyor. Yani böyle şeyler var. Neyi ne kadar anlatacaksınız? Orada da insan müşküle düşüyor. İşte aşığa kul, aşka kul, aşığa kul. Yani Mevlevilik deyince dönüp dolaşıp yani şeylerin başından beri ilahilerde üzerinde durduğu temel kavram aşk oldu. Evet. Aşıklık oldu. Aşkı niyaz etmek zaten Mevlevi evet. literatüründe aşk olsun. Aşk olsun sözü de çok geçer. Evet. Aşk olsun çok farklı anlamlarda, farklı yerlerde. Yerlerde kullanılır. Kızarken de aşk olsun derler. Beğenirken de aşk olsun derler. Evet. Bu aşk olsun zaten dediğin zaman bütün eksiği tamamlar yani. Aşk oldu mu? Aynı zamanda iyi bir duadır yani. Tabii. En azından beddua değil. Kızdığın zaman aşk olsun diyorsun yani. Şimdi evet. Beddua istemiyorsun, aşk olsun diyorsun. Evet. Kötü bir şey söylemiyorsun. Kötü bir şey söylemiyorsun. Siz günümüzde nasıl buluyorsunuz Mevlevi'liğe olan ilgiyi? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu bir heves olarak mı görüyorsunuz yoksa gerçekten hep böyle mi olmuştur? Nasıl değerlendiremediysin? Bu insanların fıtratıyla ilgili bir şey biraz da. Manevi kabiliyetleriyle ilgili. Tabii buna girdiği zaman günümüzde bazı şeyler çok değişmeye başladı. Yani nedir bunlar mesela? Haram helal duygusu. Hazreti Mevlana'nın sözü haram lokmadan aşk doğar. Bakıyorsunuz şimdi haram helal konusunda yine bir şeyler söyleyeceğiz. Bu sefer herkes bunun üzerine konuşur yani. Ama şu gerçek ki şeyden örnek verelim. Şeyh Yahya Efendi Hazretlerinden örnek verelim. Yani helal lokmanın
önemiyle ilgili. Çocukken sakaların kırbasını deliyormuş. Bildiğiniz hikayedir. Anne baba işte şikayetlerden soruyorlar, nasıl yaparız büyüklere falan, bir kendinizi gözden geçirin diyorlar. Yani suç çocuğun değil. Evet. Kendinizi gözden geçirin. Geçirdikleri zaman annenin işte komşunun evinde portakalı şişle delip hafifçe suyunu içmesi ve gidip komşuyla helalleşmesi, sonunda bu huydan vazgeçmesi. Şeyh Yahya Efendi. Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşidir. Yani evet, hakikaten çocuk terbiyesi için de. Evet. Çok... Şimdi günümüzde dediğiniz zaman günümüzün insanı. Yani bunu değerlendirmemiz lazım. Günümüzün insanını değerlendirmemiz lazım. Günümüzün insanının profili. Yani tabii tekke ve zaviyeler kanunuyla tekke ve zaviyeler kapandıktan sonra bize göre İrfan Ocağı'dır bu ocaklar. Sonraki süreçte insanımızın günümüze kadar gelen serencamı sonucunda elimizdeki insan neyse sonuçta odur yani hocam. Ben bu kadarını söyleyeyim, siz fazlasını anlayın efendim. Peki dünyanın Mevleviliğe olan ilgisini nasıl açıklıyorsunuz? Çünkü şimdi dünyanın her tarafında en çok bilinen, tanınan, rağbet gören ve merak edilen Mevlevilik tarikatı. Türkiye'de birçok tarikat var, biliyoruz. Şimdi yani Mevlevilik yolu, neyse. Mevlevilik dediğimiz İslam'dır yani. Evet. Yine sohbetin başında Hazreti Mevlana'nın Kur'an'ın kölesi olduğunu, onun bendesi olduğunu söylemesi, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ayağının tozu olduğunu söylemesi, yani peygamberin izinden gitmiyor. Onunla beraber gidiyor yani. Her anı onunla. Gece gündüz hep aklında, hep onunla, yani hep o gölün etrafında tavaf ediyor. Az evvel bahsettik ya. Şimdi derler peygamberin kabrinin etrafında tavaf mı ediyorsun falan, o manada söylemiyoruz. Yanlış anlamaya gerek yok yani. Mecazları kaçırmamak lazım. Kaçırmamak lazım. Yani. Mecazları kaçırmamak lazım. Şimdi geliyorlar, merak ediyorlar Mevlana. Görüyorlar. Ondan sonra meftun oluyorlar yani. Aşık oluyorlar. Bir şey buluyorlar demek ki. Bir koku alıyorlar yani. Bir şey buluyorlar. Kendilerinde olmayan bir şey buluyorlar. Ve gayrimüslim. Şimdi ondan sonra Müslüman oluyor bu. Şimdi biz Müslüman doğmuşuz. Oo, keyfimiz rahat. Şimdi ben bu iki şey çok dikkatimi çeker. Ve yani anlayamam. Bir Mevlevilikle ilgili. Önce Mevlevi olup sonra Müslüman olan birkaç kişi tanıdım. Ve hakikaten son Müslüman olan yabancılara bakıldığın zaman özellikle bizim çevremizde olduğu için, belki tanıdıklarımız, bildiklerimiz o yön istikamette olduğu için Mevlevilik ve Mevlevilik yolu ile birçok gayrimüslimin ihtida ettiğini, hidayete erdiğini, Müslüman olduğunu biliyoruz. Hala da devam ediyor. Siz belki daha yakınsınız, daha duyuyorsunuzdur. Geliyordur kulağınıza. Bu taraf var. Bunlardan biriyle tanıştım ben. Sıddık, Stan'dı adı. Ona Sıddık adını verdiler, vermişler. Stan Erhan Sıddık diye. Bu bir papaz. Ama tenor. Hocam musiki yani şeyde. Bak musiki bildiği için Mevlevi musikisini de görüyor, etkileniyor ve o yoldan Mevlevi ile ilgi duyuyor, musikisini araştırıyor ve sonu Allah onu işte oradan hidayet nasip ediyor. Bunun hepsi birer vesile, inanan için hidayeti veren Allah. Biz öyle inanıyoruz değil mi hocam? Şimdi bu tanıştık. Bir yerde oturuyoruz. Çok müettep tabii. Yine böyle bir gözlüğü var.
yapıyor. Dediler ki yani bir sen madem papazdın, kilisenin korosunu yönetiyorsun, tenorsun, sesin güzel, musiki biliyorsun. Bize bir şeyler mırıldanır mısın yani? Bir şeyler söyler misin? Örnek verir misin diye. Tamam dedi. Yine böyle bir koltukta oturuyoruz hocam. Önünde şöyle masa, sehpa var. Bir şeyler, çay, çorba, bir şey ikram ediliyor. Koydu önüne. Sonra şöyle kendini düzeltti. Gözlüğünü çıkarttı. Masanın üstüne koydu. Yine sehpanın üstüne koydu. Sonra oturduğu yerden halıya çömeldi. Namaz tahiyyata oturmuş gibi dizlerinin üzerine oturdu. Ellerini dizlerinin üzerine koydu. Önce şöyle bir durdu. Gözlerini kapattı. Ben de böyle bakıyorum. Bu adam ne yapıyor? Biz hep böyle oku deyince okunur. Değil mi? Kapattı. Gözlerini kapattı. İçinden şöyle bir iç çekti. Bir besmele çekti. Ondan sonra ya Hazreti Mevlan diye şey bir başladı. İnanır mısınız hocam? O mecliste 40-45 kişi vardık. 45 kişinin benimle beraber birkaç böyle taş kalpli 3-5 kişi hariç 35-40 kişi hüngür hüngür ağladı. Adam hiçbir şey yapmadı yani. Belki o ya Mevlana hak dost 100 defa dinledi oradaki insanların hepsi. Ama adamın o samimiyeti, o aşk. Aşkı niyaz diyor ya bak. Niyaz ettiği aşkı almış. Nasıl bir aşkla bağlanmış. Bir içten bir samimi okudu. Herkes yahu yani bir insan bir kişi ağlatırsa iki kişi numaradan ağlar değil mi? Siz 35 kişi aynı anda ağlatabilir misiniz? Hocam bu samimiyetle hepsini ağlattı. İşte aşkı niyaz o Mevlevi orada görünce dedim ki ya Mevlana Hazreti ne büyüksün sen dedim. Yani orada yani gözlerimle büyük olduğunu gördüm. Efendim maalesef programın sonuna doğru geldik. Müsaade ederseniz bir mukabele-i şerifin başında okunan Hak Dost'la başladık. Yine bir mukabele-i şerifin sonunda, aynı şerifin sonunda okunan Niyaz İlahileri ile programımıza veda edelim. Bitirelim, izleyicilerimize veda edelim. Ben tekrar size bir kez daha teşekkür ediyorum. Kırmak buraya kadar geldiğiniz için. Estağfurullah. Her ne kadar sürçülisan ettiysek estağfurullah. Affola. Çok samimi, çok içten bir sohbet oldu. Sakarya, şimdi tekrar sizle kapanacağım için isimlerini söyleyeyim. Sakarya Tarihi Türk Topluluğu Korosu'na, Tarihi Türk Müziği Topluluğu Korosu'na teşekkür ediyorum arkadaşlarımıza. Ve onlardan dinleyeceğimiz Niyaz İlahisi ve Mukabele-i Şerif'in sonunda okunan Niyaz İlahisi ile sizlere veda ederken hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما صدق الله.